Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Eşlik ve benzerlik konumuza beraberiz. Tonguç Erdoğan hoş geldin dersimize. Hazır mısın dersimize? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber süper bir konuyla beraberiz. Gerçekten de eşlik, benzerlik hayatımızın her yerinde. Mesela Tonguç Erdoğan şöyle bir tablon olsa elinde ve bu tablonun farklı odalara farklı versiyonlarını asmak istesen yani daha küçüğünü küçük odaya daha büyüğünü büyük odaya asmak istesen aslında bu tablonun aynısından bir tane daha oluşturursun. Hani cep telefonlarımıza böyle büyütüyoruz ya, elimizle elimizde parmağımızla e, resimleri biliyorsun değil mi bunu ele almıyor? Evet hocam. Harikasın İşte bu büyüttüğümüz şey aslında büyüttüğümüz veya küçüttüğümüz şey aslında bizim Eşlik benzerlik konumuzun tam da konuşacağımız kısmı diyebiliriz. Yani benzer şekiller oluşturuyoruz. İşte bu kalemin küçük bir versiyonu veya büyük versiyonu veya işte bu kağıdın büyük versiyonu veya küçük versiyonu. Şu üçgenin büyük versiyonu, küçük versiyonu. Bu tablonun büyük versiyonu, küçük versiyonu dediğimiz zaman aslında benzerlik konusuyla konuşuyoruz. Eşlik dediğimiz şey de iki şeklin birbirlerine tıpkısının aynısı olması yani birbirlerine eş kenarlara eş açılara her şeyin eş olması mesela burada altıgenler bu arı peteği gibi düşün arı peteğinde her bir altıgen birbirlerine eş büyüklükte ve eş ölçülerdedir diyorum ve tabii ki hemen seninle beraber Tonguç Kap'ta artık dördüncü sezona girdik ilk haftadayız ve dördüncü sezon ilk haftamızın ilk ödevini vermek istiyorum tüm dersler soru bankımızdan matematik kısmından test 24 ve 25'i yapmanı istiyorum Tonguç Eren Bey. burada eşlik benzerlikle alakalı iki tane testimiz var. Bu testlerde dikkat edelim. Aslında her soru yeni nesil bağlamında dolayısıyla bunları çözdüğümüz zaman aslında bu konuyu net bir şekilde anlamış olacağız. Aynı zamanda Tonguç Hocam'ın Dinamo soru bankamızdan da test 75 ve 76'yı yapmanı istiyorum. Bu testlerde de her bir testin arkasında aslında bir dijital sorular var. İki tane ekstra dijital soru var. Bunları da yaparsan aslında konuyu daha da pekiştirmiş olacaksın diyorum ve Dinamo'dan test 75 76, Zoru Bankamızdan da test 81 yapmanı istiyorum. Burada dijital sorularımız var diyorum ve fazla uzatmıyorum. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Bir kere Tonguç Bey'im hemen şunu bilmemiz gerekiyor. İki çokgenin eş olabilmesi için çokgen dediğimiz şey üçgen olabilir, dörtgen olabilir, beşgen olabilir, her şey olabilir. Ama üçten fazla, üç ve üçten fazla kenara sahip şekilleri biz çokgen diyorduk. Ve iki çokgenin eş olabilmesi için, eşit olabilmesi için aslında karşılıklı açıların ölçüleri ne olmalı sence? Eşit olmalı hocam. Harikasın eşit olmalı süpersin zaten eş diyoruz bunlara. Ve aynı zamanda karşılıklı kenar uzunlukları Eşittir hocam Harikasın yine eşit olmalı bak Eşit aslında eş demek birbirlerine eşit olacak diyoruz her şeyiyle Hem açıları hem kenarları birbirleriyle aynı olmalı eşit olmalı diyoruz Mesela şurada bir üçgen var ABC üçgeni var Burada DEF üçgeni var görüyoruz Bu ABC üçgeniyle DEF üçgeninin aslında birbirlerine Eşit olabilmesi için bütün kenarlarının birbirine aynı olması gerekiyor. Mesela bunlar eşit üçgenlerse, bakalım senle beraber bakıyoruz diyoruz ki, A B C üçgeni ile D e, F üçgeni birbirine eşit diyelim. O zaman diyoruz ki, buradaki A B kenarıyla hatta bunu şöyle gösteriyoruz, eşittir yazıyoruz. Üzerine bir de şöyle bir çizgi çiziyoruz. Bu aslında iki üçgenin iki çokgenin eş olduklarını gösteren şey. Peki bu şekle göre diyorum ki, burada e, AB kenarı ile AB kenarı ile DE kenarı aynı olmalı diyorum. Bak sırasıyla okuyorum. ABC'yi okurken ABC diye okurken AB diye okuyorum. Burada DF diye okurken DE diye okuyorum. Bunları eş gösterdiysem o zaman diyorum ki AB ile DE aynı olmak zorunda. Hadi bakalım senle beraber yapalım. AB burada neydi? C kenarıydı. E, buradaki DE kenarı da F kenarı. O zaman C ile F birbirlerine eşit olmak zorunda. Hadi bakalım diğer rengimizi de göstermeye çalışalım. Şimdi diyorum ki BC ile bu sefer BC ile EF birbirine aynı olmak zorunda. BC kenarı burası yani A ile EF kenarı da EF kenarı da burası A ile D birbirlerine eşit olmak zorunda. Hatta şunu da şöyle gösterelim. Bir de en son olarak Tonguç Eren burada kıl bir şey var biliyorum ama şöyle yapacağız. Bu ABC'yi okurken AB'yi söyledim, BC'yi söyledim. Bir de Tonguç Eren bunların en sonu bununla bu. Yani AC'nin DF ile birbiri aynı olması gerekiyor. AC neresi burada? AC burası. DF burası. Yani B ile de E olmak zorunda. Şimdi bunlar aslında birazcık kafa karıştırıcı geliyor. Çünkü harf veriyorum sürekli sana. Sayılarda merak etme. Çok rahat bir şekilde anlayacağız. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir üçgenin kenarları eşitse zaten... Zaten burada gördüğümüz gibi kenarları eşitse ve bunlar eşlerse açıları da birbirine eşit oluyor. Açılarda da şuna bakıyoruz. A açısıyla D açısı birbirine eşitmiş zaten. Hemen diyorum ki M, D açısı birbirine eşittir. Sonrasında buradaki B açısıyla da E açısı birbirine eşittir. O zaman M, E birbirlerine eşittir diyoruz. Ve C açısıyla da tabii ki F açısı birbirlerine eşittir. Onu da şöyle tarayalım bakalım seninle beraber. E, C ile de F birbirlerine eşittir diyoruz. Süpersin ve hemen geldik. Aşağıda verilen şekillere eş birer şekil çizelim demiş. Şimdi burada bir üçgen var. Bu üçgende dikkat edelim. Şurası iki birim. 2 birim. Şurası 1, 2, 3 birim. Şimdi dolayısıyla 2'ye 3 üç, bir üçgenden bahsediyoruz. Şurası da e, uzunluğu önemli değil ama bununla bununla birleştiren bir şekil. Şimdi bütün kenarların eş olması gerekiyor. Eşit olabilmesi için. Eş birer şekil çizebilmemiz için. Hemen yapalım seninle beraber. Diyorum ki hatta maviyle çizelim. 2'ye e, 3 çizmem gerekiyor. Yani bir kenara 2 mesela şöyle 2 3 diyelim. Pardon özür dilerim 3 diyelim. Burası da 2 olsun mesela. Ve bunları birleştirdiğim zaman aslında bak dikkat et. Bu kenarı 2, bu kenarı 3 olan aynı buradaki gibi 2'ye 3 bütün kenarları eşit olan bir üçgen oluşturmuş oldum. Ve bu üçgenler birbirlerine eş üçgenlerdir diyorum. Hatta bunları gösterebilmek için sırasıyla çok önemli şunları da bilmemiz gerekiyor. Ee, burada mesela buna A, buna B, buna C dersek, buna D, buna E, buna F dersek şöyle yazıyoruz. Bak dikkat et 2 ile 2 aynı ya. ABC üçgeniyle... ABC üçgeniyle ile eştir diyorum. DEF ABC'yi söylerken 2 ardından 3'ü söyledim. Burada DEF söylerken 2 ardından 3'ü söylüyorum. DEF üçgeni birbirlerine eştir diyorum. Şimdi aynı şekilde burada dörtgen var. Dörtgenler bu arada sınavlarda daha fazla çıkıyor. Özellikle LGS sınavında daha fazla dörtgen eşliği veya benzerliği çıkıyor. Bakalım burada kenarlarını sayalım ...senle beraber. Mesela bunun kenarlarını saydığımız zaman burada 3 birim var. Burası 4 birim, burası 2 birim. Burasını sayamıyorum çünkü yamuk yumuk bir şey ama 2 3 4'lü bir yamuk oluşturmam gerekiyor diyoruz. Hemen şöyle bir kenar çizelim bakalım. Şimdi diyorum ki 3 şurası olsun. 3 şurası olsun. E burası da 4 olsun. Evet, burası 4 olsun. Burası da 2 olsun. Hop, burası 2 olsun. Sonra bak 2 burası, 3 burası, 4 burası. 2, 3, 4 burada var ya. Burada da 2, 3, 4 var. Dolayısıyla bunları birleştirdiğim zaman aslında aynı şekilde ulaşmış oldum. Hatta bunları şöyle yazalım sen hemen. Buraya ne diyelim. A, B, A, B, C diyelim. Ve D diyelim. A, B, C, D ile burada başlayalım. D, E, F, G diyelim. Şimdi A, B, C, D. A, B, C, D dörtgeniyle ne yaptım ben? 2, 3 ve 4'ü söyledim arkasından. buradan şekilde. 2, 3. Burası E olsun. 2 3 ve 4'ü söyleyeceğim. Eştir. D, E, F, G şeklinde söyleyebiliyorum. Eşlikte bu şekildedir. Diyoruz ve hemen geldik okul sınavı sorusuna. Şimdi eşlikte çok önemli kural. Birbirlerine aynı kenarlara sahip olmak zorunda. K, ile N, O birbirine eşmiş. Yani şu üçgenle, şu üçgenle N, O şu üçgen birbirine eşmiş. Tamam. Bunları zaten görebiliyoruz. Hatta şöyle birazcık daha görebilelim diye şöyle yapalım. Şu üçgenle, şu üçgenle, şu üçgenle. E, ee, buradaki üçgen birbirlerine eşmiş diyoruz. Şuna da yeşil diyelim. Pembiş de yeşil birbirine eşmiş. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Diyor ki LM9 diyor. Hemen bakalım. LM neresi burası? 9 birim. 9 santimetre. ON e 15 santimetre. ON ee, burası kaçmış evladım 15 santim hocam. Harikasın 15 santimetre harikasın 15 santimetre. Bunu söyledikten sonra diyorum ki e, OK kaçtı diye soruyor. Şurayı soruyor bize. Ha, şimdi bize demiş ki bu üçgenle bu üçgen eşmiş. Şimdi bu üçgenin sırasına bakalım. KL ile NL birbirine eşittir. KL neresi burası? Burası da NL. Bunlar birbirine eşittir ama hiçbirisini bilmiyoruz. Başka? LM ile LO birleştir. LM ile LO birleştir. O zaman LM ile LM kenarı 9 ise ki burada söylemiştim bize. Burası 9 olmak zorunda. O zaman buraya hemen tak diye 9 diyebiliriz. Süper dik üçgenler bunlar bu arada. Sonrasında K-M ile de NO birleştir olacak. K-M ile de NO birleştir. O zaman burası 15 ise burası da 15'tir diyorum. Ha. Şimdi bunları sistem ayrıca yazabilirim ama burada her şeyi bulduk neredeyse. Şimdi artık herhangi bir üçgeni biliyoruz. Mesela şu üçgenin bütün kenarlarını biliyoruz neredeyse. Sadece şurayı bilmiyoruz ya. Şimdi bu üçgende veya bu üçgende dikkat edelim bir Pisagor var. Neden Pisagor var? Bu kenarı biliyoruz, bu kenarı bilmiyoruz ama bu kenarı da biliyoruz. Hipot hipo burası. Hipo burası ise neydi? Bunun karesi buna da x diyelim mesela. 9'un karesi artı x'in karesi eşittir. Hiponun karesi 15'in karesi. Yani şu yeşil üçgenin hipotenüsünü Pisagor'unu yapalım aslında. 9'un karesi 81 artı x'in karesi eşittir 225. x'in karesi eşittir. E, 144 çıkar. 81'i karşıya attığım zaman eksi diye. 144 x eşittir 12 çıkar. Demek ki burası 12'ymiş. E burası 12 ise ln 12 ise ln 12 ise KL de 12 olmak zorunda. Yani şuradan şuraya da 12 olmak zorunda. O zaman burası 12 ise burası 9 ise buraya da kaç kalıyor? 3 diyoruz. Demek ki bizim aradığımız OK uzunluğu 3 cm diyorum. Zaten burası 12 ise burası 12. Burası 15 ise burası 15. Burası 9 ise burası 9. Aslında bu şekli böyle yan yatırmışız. Dikkat et. Bak bu şekli böyle almışsın. Böyle devirmişsin. Dolayısıyla bunu böyle devirdiğin zaman burası 15 ise Böyle devrilince burası 15 oluyor. Burası 9 da bunun tabanı 9 böyle devrilince burası taban oluyor artık. Yani tam devrilmiş oluyor diyoruz ve dolayısıyla burası 12 ise burası da 12 devrilmeden önceki 12 olmak zorunda. Buraya da 3 santimetre kalıyor diyoruz ve sınav sorusu bu gerçekten de sınavlarda böyle sorular geliyor. Yukarıda 4 eş dikdörtgenin çok dikkat edelim yine eşlik. 4 eş dikdörtgen o zaman bütün kenarları birbirine aynı bunların. Birleştirmesiyle oluşturulmuş dikdörtgenin çevresi 42 santimetredir. Yani şu 42 santimetreymiş. Tamam. Diyor ki şekil 2'nin çevresi kaç santimetre demiş bize. Şimdi ben burada üçgenlerle alakalı şunu söyleyebilirim. Bunun kısa kenarına x dersek. Bu da x'tir. Bu da x'tir. Bunun kısa kenarı da x'tir. Burası da x'tir. Çünkü bunlar eş şekiller. Burası x'tir. Burası x'tir. Bunların kısa kenarına x Şimdi dikkat edelim. Burası x, x ve x'e. Burası aslında, burası aslında toplam 3x oluyor. O zaman bu dikdörtgenin kısa kenarı x, uzun kenarı 3x oluyor. E bu bütün şekiller birbiriyle oluşun. Bu 3x ise e burası da 3x'tir. Yani şu dikdörtgenin de uzun kenarı 3x'tir. Şu dikdörtgenin de, şu dikdörtgenin de, şu dikdörtgenin de 3x'tir. Dolayısıyla eş dikdörtgenlere bak. x 3x, x 3x, x 3x, x 3x, x, 3x şeklinde bulmuş olduk. Şimdi bunun çevresine bakalım şimdi seninle beraber. Şimdi dikkat edelim. Burası 3x Burası 3x. Burası 4x. O zaman kısa kenarla uzun kenarı toplayalım. E, 3x artı 4x. Sonra bu bulduğumuz sonucu 2 ile çarpalım. Yani 7x çarpı 2. 14x. 14x aslında kaçmış? 42'ymiş. O zaman x dediğimiz şey 3 santimetreymiş. Bunu bulmuş olduk. Şimdi bu oluşan şeklin çevresini soruyordu. O zaman burası Burası da x, burası 3x olmak zorunda ise bu 3, bu da 9 olmak zorunda artık. x'i biliyoruz ya. Burası da 3, burası da 9 olmak zorunda. Burası da 3, burası da 3, burası 9, burası 9 olmak zorunda. Dikkat edelim. Burası da 3'tür. Burası da 9'dur. Dolayısıyla bu dikdörtgen, bu dikdörtgen, bu dört dikdörtgen hepsi birbirine eşit. Peki Şimdi bize bunun çevresini soruyorsa aslında bu tarz şekillerde bizim yapmamız gereken önemli şey bir noktadan başlayacağız etrafını te teker teker dolaşacağız. Şimdi buradan başladık. Şimdi ben buradayım diyelim. Ne yapıyorum? Bunun çevresini istiyorum ben. Buradan başladım. 9 artı böyle gidiyorum. 3 artı buraya bu ne ya bilmiyorum. Neyse bu kalsın soru diyelim. Sonra buraya gittim. Soru işaretten sonra burası 9 artı. Ondan sonra... Aa, burayı da bilmiyorum. Burada da aynı olmak zorunda. Tamam neyse iki tane var ondan. Tamam artı buraya gidiyorum 3 artı buraya gidiyorum 9 artı buraya gidiyorum 3 böyle teker teker sayıyorum aslında Aa, bir tane daha soru işareti tamam bir tane daha soru işareti artı ee, sonra buraya gidiyorum 9 artı bir tane daha soru işareti hop artı 3 ve tekrar olduğum yere geldim şimdi 9 3 9 3 on sonra işte 9 3 9 3 aslında 4 tane 9 3 var 9 3 12'ler 4 kere 9 3 48 eder 4 kere 12'den. Artı bir de bu soru işaretleri var. Bu soru işaretleri bulabilmek için şöyle bir metodum var Tonguç evladım benim. Burada şuna dikkat ederim. Aslında aslında şurasının hepsi 9'du. Şurası da 3'tü. O zaman bu iki tanesinin toplamı yani şu soru işaretli şu soru işaretinin toplamı bununla bunun farkı kadar. Yani burasının hepsi 9 olduğu için şurası 9 ya burası 3 ya şu ikisinin toplamı 6'dır aslında. O zaman şu ikisi 6 e o zaman e şu ikisi de 6 o zaman 6 6 12 yani 12 daha edersek 60 santimetre olduğunu net bir şekilde bulmuş olduk diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman yeni sorumuza hoş geldik. Şimdi benzerlik konumuzla beraberiz. Benzerlik ve benzerlik oranında da aslında bizim şu anda cep telefonunda böyle elimizle parmağımıza büyüttüğümüz ve küçülttüğümüz şeyler var. Yani bütün resimler aslında birbirine benzerdir. Büyük versiyon bir, küçük versiyonu bir. İki çokgenin benzer olması için karşılıklı açıların ölçüleri... Eşit olmalı hocam. Harikasın eşit olmalı. Gerçekten benzerlik için ilk başta açıların eşit olması gerekiyor. Ama dikkat edelim. E, karşılıklı kenar uzunlukları birbirleriyle orantılı olacak. Orantılı olacak. Anlayamadım hocam. Hemen bir de anlatayım o zaman. Anlayamadım dedin. Tamam o zaman hemen bir de anlatayım. Bak buradaki mantık şu. Bir iki çokgenin birbirleriyle benzer olabilmesi için aslında bütün kıvrımlarının aynı açıda olması gerekiyor. Kıvrım dediğimiz şey e, şeklin aslında aynı olması gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. Mesela bak bu Türkiye haritamız. Şimdi Türkiye haritamız aslında burada e işte kıvrımlarına bakalım. Bak burada. Ha i̇şte e, Antalya, Akdeniz bölgesinin e, girintisi var. İşte İstanbul, Marmara Denizi'nin kıvrımları var. İşte Karadeniz'in çıkıntısı var. Sinop'un burada uzantısı var falan filan. Şimdi ben bunun aynısının büyüğünü yapıyorum bak dikkat et sana. Bak bu küçüğüydü, bu büyüğü. Şimdi bu büyüğüyle küçüğü arasında aslında sadece boyut farkı var. Ya elimle büyütmüş gibi oldum bunu. Ve buradaki kıvrımlar hepsi aynı. Bak Sinop'un çıkıntısı aynı. Karadeniz'in çıkıntısı, Akdeniz'in. Bak dikkat et. Aynı mantık ama burada bu kadar gösterilmişken burada bu kadar gösterilmiş. Daha büyük gösterilmiş. Yani aslında burada İstanbul şu kadarken burada İstanbul bu kadar. Bak bu daha büyük bu daha küçük görebiliyor musun? İşte buradaki temel fark aslında bu iki şekil birbirine benzer. Bütün kıvrımlar aynı aslında. Türkiye'nin bütün şeyleri şeyleri ee, aslında kıvrımları, dağları, tepeleri, girintileri işte koyları falan aynı ama sadece boyut farkı var. Yani o zaman bizim bilmemiz gereken şey. Açıların ölçüleri eşit olmalı, ama kenar uzunlukları orantılı olmalı. Boyutları farklı olacak yani. Bak benzerlik şöyle gösteriliyor. ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzer derse şu işaretle de gösteriyoruz. Böyle yatay böyle yamuk yumuk bir işaret. Ve unutmayalım bu ABC üçgeninde açılar aynı olacak. DEF ile. ABC ile DEF birbirine benzerse A açısıyla A açısıyla D açısı birbirine eşit olmak zorunda. O zaman diyorum ki D açısı birbirine eşittir. Aynı şekilde bak. B dedik. B açısıyla B açısıyla E açısı birbirine eşit Sırasıyla söylüyorum. A ile D. B ile E. Hemen bununla yazıyorum. B ile E. Sonrasında C ile de F birbirine eşit olmak zorunda. Ama açı olarak dikkat edelim. C ile de F birbirine eşit olmak zorunda. Açı olarak. Şimdi de geldik benzerlik oranına. Benzerlik oranı da bunlar birbirine e, aynı olacak mı evladım benim? Farklı olmalı hocam. Aynı öyle. Farklı olmalı. Süpersin. Kenarlar birbirinden farklı olmalı. Çünkü benzerlikte farklılık vardı e, orantılılık vardı dolayısıyla benzerlik oranında bak dikkat edelim e, bunlar mesela şu AB kenarıyla C ile F birbirle orantılı olmak zorunda ne yapıyoruz e, diyoruz ki AB ile AB ile DE yani bununla bu C ve, ve şöyle böyle diyoruz aslında C bölü F değil evet doğru eşittir sonrasında BC ile EF birbirine benzer olmalı. BC ile yani bununla A ile EF e, yani de A/D bölü D. sonrasında en son ne kaldı? B ile de E birbirlerine orantılı olacak ve bu da benzerlik oran oranını dediğimiz benzerlik orantısını oluşturmuş oluyoruz ve benzerlik oranı da K'dir diyoruz. Benzerlik oranı K'dir. Bu da benzerliğin orantısıdır. Bununla sorular çözeceğiz. Şimdi sen gel de bakalım birkaç tane soru Şimdi demiş ki yukarıda veren dikdörtgen ile benzerlik oranı 1 bölü 2 olan başka bir dikdörtgen çizelim demiş. Şimdi bu dikdörtgenle benzerlik oranı 1 bölü 2 olan dikdörtgen şu demek. Şimdi bu dikdörtgenin kenarları 4. Şurası 4. Şurası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Şimdi bununla benzer olan ve 1 bölü 2 benzerlik oranına sahip bir dikdörtgen çiziriz. O zaman bunun kenarlarından daha küçük bir kenara sahip olsun. Mesela bu 4 6 ise öbürün olsun 2'ye 3 olsun mesela. Hemen ne yapıyorum? 2'yi çiziyorum böyle. Sonra buraya da 3'ü çiziyorum. Al sana bir dikdörtgen. 2'ye 3. Bak bunlar benzer dikdörtgenler. Yani şurada bir resim olsa benim resmim olsa şöyle dursam işte böyle dursam. Şöyle ellerim böyle. Şimdi ben bunu küçülttüğümü düşün. Yine aynı şey yapmam gerekiyor. Şöyle yapmam gerekiyor. Aynı şekli olacak. Yani şekil değişmeyecek ki. Ben aynı ellerimi açmışım böyle. İşte saçlarım hippi diyelim. Ama burada saçlarım daha küçük olacak. Bu, buradaki saçlarım e, 20 santimetre ise buradaki santimetre 10 santimetre olacak. Çünkü benzerlik oranı 1 bölü 2. Buradaki işte kolumun uzunluğu 50 santimetre ise buradaki 25 santimetre olacak. Dolayısıyla her şey birbirine benzer aslında. Burası 6, 4 ise burası 2 olacak. Burası 6 ise burası 3 olacak şeklinde söyleyebiliriz diyorum. Ve hadi bakalım o zaman şimdi geldik farklı bir sorumuza. ABC ile DEF birbirlerine benzermiş. Üçgenler bu sefer. Şekilde verilen kenar uzunluklarına göre AB uzunluğu kaç santimetre demiş. Bakalım şimdi bak dikkat edelim. A açısıyla D açısı eşit. Hemen yazıyorum bak. A açısıyla şunla D açısı eşit. Heh, bunu da böyle gösterdim ilk başta. B açısıyla E açısı eşit. B açısıyla buradaki açıyla şöyle tarayalım bunu da. E açısı eşit. Tamam bunu da taradık. Sonra C açısıyla F açısı. C açısı zaten 90 derece. F açısı 90. süper. O zaman her şey açıların eşitliğini gösterdik. Şimdi açıların eşitliğini gösterdikten sonra daha basit bir kural var buradaki hiç şeye bakmadan. Aslında yapmamız gereken şey aynı açının karşısındakini aynı açının karşısındakini böleceksin. Ne yapıyoruz? Diyorum ki bize ne soruyor? Ee, AB'nin uzunluğunu soruyor. AB'ye X diyelim mesela. AB'nin uzunluğu X diyelim. Bize bunu soruyor. Şimdi bunu bulabilmek için ilk başta şuradaki kenara bulabiliriz. Şimdi bak dikkat et. Bunun karşısındaki, bunun karşısındaki 4'müş. Hmm. B açısının yani şuradaki şu taralı açının karşısındaki 4. 4 bölü. Bunun karşısı neymiş? 3'müş. Bak benzerlik oranını bulduk aslında. 4 bölü 3 benzerlik oranı. Eşittir diyorum. Bu 90 derecenin karşısındaki neymiş? X'miş. Bu 90 derecenin karşısındaki ne? Bilmiyorum. Soru işareti. Eşittir diyorum. Daha devam ediyorum. Bu çizgili açının karşısındakini bilmiyorum. Yine soru işareti. Hemen bu çizgili açının karşısındaki soru işareti bölü bu çizgili açının karşısındaki 6'ymış Tamam bunları yazdık şimdi buradan soruyu bulabilirim bulamam çünkü çok fazla bilinmeyen var ama dikkat edelim Şuradaki soru işaretini ben bulabilirim zaten Çünkü burada bir Pisagor var Neydi 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir hiponun karesiydi yani soru işaretinin karesiydi 9 artı e, 36 eşittir soru işaretinin karesi 45 eşittir soru işaretinin karesi ise e, soru işareti Eşittir karekök 45 çıkıyor o da e, evet karekök 45 diye kalsın veya şöyle yapalım e, 9 kere 5'tir bu aslında 3 karekök 5'tir şimdi o zaman aslında burada aradığım şey şu 3 karekök 5'miş ha, bunu yazdıktan sonra 3 karekök 5 diye artık buradan orantıyla çözebilirim 4 bölü 3 eşittir x bölü 3 karekök 5 diyorum sonra burada içler dışlar çarpımı yapıyorum. Diyorum ki 4 kere 3 12 kare kök 5 eşittir 3x diyorum. Sonra 3x demek her iki tarafı 3'e bölersem eğer e, x eşittir bunlar sadeleşir. 12 bölü 3 4 kare kök 5 şeklinde bulmuş olduğum aradığım kenarı. Ne yapıyoruz dikkat edelim aynı açının karşısındakini aynı açının karşısındakine bölüyoruz. Ve hemen bir çevre sorumuz var. Ton güç olmak üzere ton ve güç üçgenleri birbirine benzermiş. Üçgenlerin benzerlik oranı 2 bölü 3 demiş. Bu üçgenin çevre uzunluk oranını bulalım demiş. Şimdi benzerlik oranları 2 bölü 3'müş. Hmm, bunun buna bölümü 2 bölü 3'müş. Şimdi diyorum ki T açısıyla G açısı birbirine eşit. T açısıyla bunun ilkiyle bunun ilki. T açısıyla buna noktalı diyelim. G açısı birbirine eşit. Tamam. O açısıyla U açısı birbirine eşit. Hemen ne yapıyoruz? O açısına bakalım. Şuna taralı diyelim. U açısına bakalım. Buna da taralı diyelim. E, ee, ne açısıyla ç açısı. Ne açısına çizgili diyelim. Ç çi açısına çizgili. O zaman aynı açının karşısındakiler orantılı olmak zorunda. Şimdi diyorum ki burası 6, burası 9, burası 12. E, ee, taralının karşısındaki 6 ise 6 bölü. E, bu taralının karşısındaki x diyelim mesela 6 bölü x. Eşittir aslında benzerlik oranı 2 bölü 3 olmak zorunda. Bak buradan x hemen bulabilirsin. Bak bu 2 kat bu 3 kat. O zaman bunun 9 olması gerekiyor. Mesela buradakinin 9 olması gerekiyor diyebiliriz. Aynı şekilde çizginin karşısındaki 12 ise 12 ise bölü bu çizginin karşısındaki x diyelim mesela. O zaman 12 bölü x yine 2 bölü 3'e eşit olmak zorunda. Çünkü benzerlik oranı sabit bir şey. O zaman bu 2 katsa bu 2 de 2 kat olacak. O zaman burası da 18 olmak zorunda. Bak hemen 9, 18 bak bu 2 kat bu 3 kat. Bu iki kat bu üç kat. Bu iki kat bu üç kat. O zaman ne oluyor? Hemen yapalım. 2 bölü 3 eşittir. 9 bölü x diyorsun. Buradan 27 bölü 2'den 13 buçuk çıkıyor. Şimdi bunun çevresini bulduğumuz zaman hemen çevresini bulalım. 6, 18, e, 27. 27 santimetre. Şimdi bunun çevresini bulmaya çalışalım. E, burası 27. 30, 40 buçuk. 40 buçuk santimetre. Dikkat edelim çok enteresan bir şekilde eğer ben 27'yi 40.5'a bölersem bunlar sadeleşince yine 2 bölü 3 çıkıyor. Yani çevre oranı dediğimiz şey iki üçgen arasında iki çokgen arasında benzerlik oranına eşit çıkıyor. Bize ilk verdiği şeyle aynıymış demek ki çevre uzunluğu. Çevre uzunlukların oranı benzerlik oranı ile aynıdır çokgenlerde benzer çokgenlerde. Şimdi yeni nesil bir soru çözelim artık bu yaptığımız teoriklerin üstüne. Şimdi gerçekten de yeni nesil bir soruyla bu işi pekiştirmek gerekiyor. Şimdi yanda duvara asılmış dikdörtgen şeklinde iki benzer çerçevenin benzer çerçevenin bazı uzunlukları verilmiş demiş. 9 santimetre, 4 santimetre. Çerçevelerin dikey uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre. Hmm. şunlar birbirine eşitmiş. Hmm. O zaman buraya x diyelim. E burası x o zaman tamam. Küçük çerçevenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi Bunların aslında e, dikkat edelim benzer olduğunu söylemiş bize. Benzer olduğunu biliyorsak bunların. Şimdi diyorum ki bunun kısa kenarı nedir dediğim zaman Tonguç Elan aslında aşağı bakmamız gerekiyor. Çünkü aşağı zaten 4 cm e daha kısa olduğu gözüküyor. Şimdi bunun kısa kenarıyla bunun kısa kenarı da buradaki mesafe yani x birbirleriyle orantılı olmak zorunda. O zaman 4 bölü x diyorum eşittir diyorum. Şimdi bunun uzun kenarı istediğim zaman uzun kenarı x bölü bunun uzun kenarı da 9 aslında bunun kısa kenarıyla bunun kısa kenarını bunun uzun kenarıyla da, bunun uzun kenarını birbirine orantıladım. Bak kısa kısa bölü kısa yaptım. Burada uzun kenarı bölü uzun kenarı yaptım. Yani iki dikdörtgenin kenarlarını birbirine böldüm aslında. Dolayısıyla buradan soru çözümü çok basit. Çünkü içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman x kare eşittir 36 çıkar x eşittir 6 santimetre çıkar. Bize ne sormuştu? Küçük çerçevenin alanı. Burası 6 santimetre ise 6 kere 4'ten de 24 santimetre kare cevabımıza ulaşmış olduk diyoruz. Ve geldik yeni sorumuza. KLM ile RMP birbirlerine benzer üçgenler olmak üzere demiş. LM ile PM birbirlerine dikmiş. Tamam bunu da vermiş. Biz zaten KL ile KR birbirine dikmiş. Tamam eyvallah. KL ile KR birbirine dik. Ve bunlar bir tamam. KL artı PM soruyor bize. Yani şu kenarla e, şu kenarın uzunluğunun toplamını soruyor. Hayda nasıl yapacağız ya? Şimdi bir kere ben burada Pisagor gördüm bak. Bu Pisagor'a göre şimdi buranın kaç olduğunu bulabiliriz. Hemen buraya x diyelim mesela. X kare artı 16'nın karesi, 16'nın karesi eşittir. Burası zaten hipotenüstü. 20'nin karesi der. Zaten e, burada özel üçgen var ama yine yapalım senin için. X kare artı 256 eşittir 400 çıkar. X kare eşittir 144 çıkar. X eşittir 12 çıkar diyoruz. Şimdi burası 12'ymiş. O zaman bunu hemen ikisi silelim. 12 yazalım yerine. Şimdi dikkat edelim. Burada aslında e, 3, 4, 5'in katı var. 12, 16, 20. 3, 4, 5'in katı. 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. 5'in 4 katı şeklinde. 3, 4, 5 üçgeninin bir kopyası var burada aslında. Şimdi bunu yaptıktan sonra aslında bizim istediğimiz benzerliği oluşturabiliriz. Şimdi dikkat edelim. K açısıyla R açısı birbirine eşit. K açısıyla R açısı. Doğru 90 derece. L açısıyla M açısı. L açısıyla buna çizgili diyelim. M açısı bu çizgili. Yani şu üçgenle şu üçgendeki açıları birbirine eşit diyorum. M açısıyla P açısı birbirine eşit. M açısı taralı diyelim mesela. P açısına da buna da taralı diyelim. Dolayısıyla bu üçgendeki şu açıyla şu üçgendeki şu açı birbirine eşitmiş. Tamam. Sonrasında aslında çok basit. Şimdi... Diyoruz ki bize ne soruyordu? KL ile KL zaten bulmuştuk 12 artı PM'yi soruyor. PM burası. Buna şimdi artık X diyebiliriz. Şimdi bunu sorduğu için diyorum ki burada 90'ın karşısında ne var 20 bölü. Burada 90'ın karşısına var bu üçgende X var. Süper eşittir. Aynı şekilde diyorum ki burada çizginin karşısına ne var? 16 var bölü. Burada çizginin karşısına var. Bak bunun karşısına bu var. Bunun karşısına bu var. 16 bölü 12 diyorum. Sonra içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 20 çarpı 12 eşittir 16 x diyorum. Ee, burası 240 eder. 240 bölü 16 eşittir x diyorum. O zaman cevabımızın da 15 santimetre olduğunu bulduk. Ve burası da eğer 15 santimetre ise bizim cevabımız. 27 santimetredir diyoruz. Hadi bakalım o zaman herkesi meydan okuma testine bekliyorum. Meydan okuma ücretsiz bir şekilde tat uygulamasında tat uygulamasının güncel olmasına dikkat edin. Girdiğiniz zaman meydan okuma butonuna tıkladığınız zaman 8 mat 26 testini bulun. Kitabınız olsun olmasın bunu herkes çözebiliyor. Hadi bakalım tat uygulamasında bu konuyu pekiştirin diyoruz. Ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.